Şimdi kalp hastalığıyla ilgili vermiş olduğunuz ilaçlar ya da ileriki aşamadaki cerrahi müdahale sonrası sürekli kullanacaksınız dediğiniz ilaçları kendimi iyi hissediyorum. Arada kendimi dinlendirmek amacıyla ilaçlara versem size sormadan da uygun mudur diye gelen sorular var. İzleyicimiz aynı şekilde söylediği için hocam sizden dinleyelim. İlaçların arada bir kesilmesi doğru mu değil mi? Temelde ilaçların verilmesi halinde amacımız bu ilaçların sürekli kullanılmasıdır. Sürekli kullanılmasına ihtiyaç duyduğumuz hastalara zaten bu şekilde reçete ediyoruz. Ara sıra kullanabilirsiniz dediğimiz ilaçlar da var hiç şüphesiz. Ama bizim özellikle bypass olmuş veya kalp kapağı değişmiş veya kalp damarına herhangi bir müdahalede bulunulmuş bir hastaya verdiğimiz ilaçlar çoğunlukla hayati ve kesilmemesi gereken ilaçlar. Ancak hastamızın sorduğu soruda kan sulandırıcı kullanıyorum dediği için kan sulandırıcıların da tabii birçok çeşidi var. Bunların bir kısmı bir tablet şeklinde aldığımız ve herhangi bir kontrole ihtiyaç duymadan düzenli olarak kullandığımız ilaçlar. Bir kısmı ise vücutta birikme riski olan etkisi dönem dönem mevsimden mevsime yediğimiz içtiğimiz gıdalarla aldığımız farklı ilaçlarla artan veya azalan ilaçlar olduğu için bu ilaçların belirli aralıklarla dozlarının daha doğrusu kanda yaptıkları etkilerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Yani biz kan sulandırıcı diye ifade ederken kanın olması gerekenden daha fazla sulanması halinde ilacın dozunu azaltıyoruz. Tersi durumda etkinliğinin azaldığını gördüğümüzde de ilacın dozunu artırıyoruz. Bu zor bir ilaç türü. Elbette yürütülmesi zor bir süreç. Ama bazı hastalarımız var ki gerçekten bu ilaç dışında bir alternatifleri yok. Kalp kapağı değişmiş bir hastanın kumadin dediğimiz bu kan sulandırıcıyı kullanmak dışında bir çaresi yok ne yazık ki. Başka bir alternatifi yok. Dolayısıyla bu insanlar, bu hastalarımız 15 günde ayda bir en fazla 1,5 aya kadar uzayabilecek bir periyotta mutlaka bir kan vermek suretiyle kan sulandırıcı ilacın etki düzeyini bir şekilde yaptığımız tahlillerle tespit edip eksikliği veya fazlalığı durumda doz ayarlamasını yaptırmak durumdayız. Bu ilaç dışındaki hemen hemen bütün ilaçlar böyle bir kontrole ihtiyaç duymaz. İlacı tablet şeklinde veririz hastamıza, hastamız alır. Kalple ilgili normal kontrolleri ne zamansa o zaman gider. Kan düzeyine baktırmak için ek bir tetkik yaptırmazlar, ek bir kontrole başvurmazlar. Dolayısıyla kan sulandırıcı deyince basit bir düşük doz aspirinden tutun, son derece tehlikeli, yüksek etkinlik durumunda hastada beyin kanaması, bir takım diğer bölgelerde kanamaya yol açabilecek, hayati sorunlara yol açabilecek ilaçlar da var.